Bugünkü dersimizin konusu nedensellik, yani sebep-sonuç ilişkileri. O vesileyle bugün bilimselliğin temel niteliklerinden söz edeceğiz. Özellikle açıklayıcı araştırmalar için söz konusu olan neden-sonuç ilişkilerini, korelasyon ve nedensellik birbiriyle farklı ya da benzer yönlerinin neden olduğuna bakacağız. Daha sonra neden-sonuç ilişkisi belirten hipotezleri ve bu nedensel ilişkilerde yapılabilecek potansiyel hatalara değineceğiz. Bilimselliğin niteliklerini önceki derslerde de gözden geçirmiştik ama bir kez daha hatırlamakta yarar var. Tabiat içinde belirli bir türden olan olayların düzenliğinin ifade edilmesi, yani daha önce konuştuğumuz gibi ortada mevcut bir düzen var, açıklanması gereken bir durum var ama biz henüz onun ne olduğunu bilmiyoruz. Bu düzenliklerin diğer bir türden olayların düzenliliği ile bir ilişkisinin kurulması ve bu ilişkilerin önce kurallar, daha sonra da kuralların toplamı olan teorilerle, kuramlarla ifade edilmesi. Bilimselliğin temel nitelikleri bunlar. Peki, düzenlilik dediğimiz zaman tam olarak kastettiğimiz şey nedir? Düzenlilik, doğal bilimcilerin incelediği doğal çevrede, bu çevrede bulunan molekül, atom ve elektronlar için bir anlam ifade etmeyebilir. Sosyal bilimcilerin gözlem sahasının diğer bir deyimle sosyal gerçeklerin ise bu ortam içinde yaşayan, hareket eden ve düşünen insanlar için belirli bir anlam ve önemi vardır. Yani burada söylenmeye çalışan olan şey, fen bilimlerindeki düzenliklerin, bulacağınız ilişkilerin vesaire üzerinde çalıştığınız teknik de işte denekler üzerinde bir etkisi yok. Moleküller, atomlar vesaire hala orada. Ama sosyal bilimlerde araştırma yapan insanların, araştırmacıların veri toplamak için kullandıkları denekler, kişiler, gruplar olduğu için kuşkusuz onlar üzerinde yapılan araştırmaların o kişileri üzerinde de bir takım etkileri olabiliyor. Söylenmek istenen bu düzenlilik açısından. Dolayısıyla daha sonra göreceğimiz gibi veri topladığınız kişiler pekala sizden bazı görüşlerini esirgeyebiliyorlar ya da sahip olmadığı görüşleri söyleyebiliyorlar. Dolayısıyla bilimsel nitelikler açısından değerlendirildiğinde doğa bilimlerindeki düzeni anlamakla toplumsal bilimlerdeki düzeni anlamak arasında bazı temel farklar var. Çok bilinen determinizm diye bilinen bir kavram sosyal bilimler için de kuşkusuz son derece yaşamsal bir öneme sahip. Nedir determinizm ya da gerekircilik? Daha önce pozitivizmde de sözünü ettiğimiz gibi her şeyin bir nedeni var ve bu nedenler de toplanacak ampirik verilerle neden-sonuç ilişkisi biçiminde açıklanabilir biçiminde. Dolayısıyla da determinizmin temel esprisi özellikle sosyal bilimler açısından sorulduğunda kişilerin ya da grupların ya da toplumların davranışları kendi özgür iradelerinin bir sonucu, kendi kararlarının bir sonucu mu yoksa toplumsal dünyada denetleyemediğimiz ya da bilmediğimiz bir takım güçler mi kişileri, grupları, toplumları belirli bir şekilde davranmaya itiyor? Bu aslında son derece felsefi bir sorun. Ne yönde karar verdiğiniz bilimsel araştırmaya bakış açınızı da belirleyen bir şey. Artı kişisel olarak olaylara nasıl baktığınızı da belirleyen bir şey. Yani toplumsal suç, örneğin çete kavramı, örneğin kapkaç kavramı kendi özgürce verdiğimiz kararlarımızın sonucu değildir derseniz farklı bir ekolün görüşünü yerine getiriyorsunuz demektir. Evet öyledir derseniz farklı. Yani determinizm aslında sosyal bilimlerdeki şeylerin nedenlerini açıklamak için kullanılan bir dünya görüşü, bir paradigma. Eğer davranışlarımız kendi özgürce verdiğimiz kararlarımızın sonucu değildir diyorsak aslında
bilimsel araştırma olarak daha öteye gidebileceğimiz bir yer pek fazla kalmıyor anlamına geliyor. Dolayısıyla devam edebilmek için evet gerçekten de deterministik bir yapıya sahiptir bilim. Şeyler arasında neden sonuç ilişkileri ortaya çıkarılabilir diye yaklaşmamız gerekiyor. Peki nedensellik doğa bilimlerinde ve toplumsal bilimlerde nasıl gözlenebiliyor? Doğa bilimlerinde nedensellik dediğimiz zaman nedenselliği daha kesin olarak hesaplamanız mümkün. Yani örneğin düşen bir cismin hızını hesaplama, belirli çevre koşullarını sabit tuttuğunuz anda sürekli aynı sonuçları alabileceğiniz bir ortam yaratacaktır size. Ya da doğa bilimlerinde diyelim ki bitkilerin gelişmesine etki eden nedenler nelerdir diye baktığınızda işte ışık, su, gübre vesaire bunlar bitkilerin daha iyi gelişmesinin nedenleri olarak ortaya çıkacaktır. Peki doğa bilimlerindeki bu tür nedensellik acaba insanların gelişmesinde tam olarak açıklıyor mu? Yani havaya attığınız bir cismin yere düşmesi nasıl kesinse, örneğin iyi eğitim verdiğiniz bir kişinin de suç işlememesi ya da iyi eğitim görmüş toplumlardaki suç oranının düşük olması acaba aynı mekanik karakterlere mi sahip? Dolayısıyla görünen o ki doğa bilimlerinde uyguladığımız neden-sonuç ilişkisini toplumsal bilimlerde de aynı şekilde uygulamamız mümkün değil. Çünkü biraz önce sorduğumuz soruda örneğin çok iyi eğitim görmüş toplumlarda suç işlenmiyor mu sorusunun cevabını hepimiz biliyoruz. Toplumsal bilimlerde nedenleri saptama o bakımdan daha çetrefil, daha zor bir konu. Zaten soyut kavramlarla ilgileniyoruz. Örneğin demokrasi gibi, ön yargı gibi. Dolayısıyla bunların nedenlerini nomotetik olarak açıklamak doğa bilimlerindekine göre çok daha zor. Örneğin insanlar niçin ön yargılıdır sorusunun cevabı en azından doğa bilimlerindeki kesinlikle herkes için verilebilecek bir cevap değil. Evet eğitim dersiniz, ne bileyim çevre dersiniz vesaire ama gene de o düzeni doğa bilimlerindeki kadar kesinlikle sosyal bilimlerde ortaya çıkaramazsınız. Biraz önce sorduğumuz deterministik açıdan olaya yaklaştığımız zaman örneğin kişilerin başka kişilere, başka toplumlara, hayvanlara, kadınlara, azınlıklara vesaire ön yargılı olması kişilerin kendi seçimi midir? Yoksa başka güçler mi yönetiyor kişilerin işte diyelim ki kadınlara karşı ön yargılı olmasını? Burada kuşkusuz toplumsal bilimlerdeki bazı nedenlerin de nedenleri var diye düşünmek lazım. Ve bu nedenlerin denetlenip denetlenemeyeceği üzerinde durmamız lazım. Yani örneğin kişisel ilişkiler açısından ya da topluluk normları ilişkileri açısından bakıldığında ekonomi, din, siyaset, yetişme biçimi, eğitim bunlar üzerinde ne kadar etkili oluyor? Ve bunları denetlediğimiz zaman örneğin kişinin ön yargılı olup olmamasını ne kadar denetleyebiliyoruz? Çok fazla ayrıntısına girmek istemem ama örneğin seküler bir ortamda yetişmiş toplumlardaki kişilerin karşı cinse ya da azınlıklara davranışıyla belirli bir dini metinde zaten o azınlıklara karşı belirli ifadelerin yer aldığı toplumlarda yetişmiş olanlar arasında kuşkusuz daha sonraki davranış biçimleri açısından
farklar olması beklenen bir durum olsa gerek. Nedenlerin de nedenleri var derken söylemeye çalıştığımız şey şu. Elbette kimse örneğin suç işlemek istemez, kadınlara karşı ön yargılı olmak istemez diye düşünebilirsiniz. Ya da örneğin bu dersi kaydedip etmemek bizim açımızdan kendi seçimimiz mi ya da değil mi diye düşünebilirsiniz. Ama nasıl düşünürseniz düşünün, bunun da bir takım nedenleri olduğunu göz önüne almak zorundayız. Yani ön yargı, suçluluk, bencillik, sencillik, okula gidip gitmeme, belirli bir rejim altında yönetilmektense bir başka rejim altında yönetilme gibi sosyal bilimlerdeki birçok nedenleri daha derinlemesine incelemek gerekiyor. Aksi takdirde sosyal bilimler bu incelemeyi yapmadan nedensel ilişkiyi ortaya çıkaramaz. Yani bizim bunları kendi seçimlerimizin sonucu olarak düşünmemiz durumunda varacağımız sonuç farklı. Bunları insanların kendi seçimlerinin çok az olduğu bir davranış modeline oturtarak araştırmak ise bizi farklı sonuçlara yöneltecektir. Bu açıdan toplumsal araştırmalarda gerekirciliğin, determinizmin rolüne baktığımız zaman bizim insan davranışlarını, toplum davranışlarını, duygu ve düşüncelerini önceden belirleyebiliyor muyuz sorusunu, her şeyin nedenlerini biliyor muyuz sorusunu ortaya çıkarmak için çalışmamız gerekiyor. Doğası gereği nedensel model, olasılıkçı bir model. Yani iyi eğitim görmüş bir kişi suç işleyebilir de işlemeyebilir de. Ama burada önemli olan bunun nedenlerini sadece eğitimle değil, daha geniş bir perspektifle determinizmi de işin içerisine sokarak araştırmak. Toplumsal kuramda değişkenler arasında ilişkileri ortaya çıkarmak söz konusu olduğunda, tıpkı doğa bilimlerindeki gibi bilim insanları, bilimciler bir takım tahminlerde bulunmak zorunda. Yani bu demokrasi maddi refahı artırır ya da artırmaz türündeki bir tahminde de söz konusu. Eğitim düzeyi, suçluluk oranı artırır, azaltır türü bir tahminde de söz konusu. Ancak bunların böyle olup olmadığını ancak ve ancak araştırma yaparak ortaya çıkarabiliriz. Yani değişkenler arasındaki ilişkileri ampirik verilere dayalı olarak gerçekten demokrasiyle maddi refah arasında ilişki olup olmadığını ortaya çıkarabiliriz. Bu açıdan da toplumsal araştırmalarda determinizmin rolü son derece önemli. Daha önce de değinmiştik. Nedensellik ideografik ve nomotetik olarak yaklaşıldığı zaman bize farklı şeyler söylüyor. Yani nasıl ki bireysel anlamda baktığınızda bir kişinin niye suç işlediğini birçok değişkenle açıklayabilirseniz ve o değişkenler o kişi için doğru olursa, aynı şekilde neden nomotetik anlamda neden sonuç ilişkisi belirten şeyler için de birçok şey geçerli olabilir. Neden? Ama bunların geçerliliği toplumdan topluma, gruptan gruba değişebilir. Örneğin Afrika'daki açlığın nedenleri dediğiniz zaman, yani çok değişik şeyler öne sürebilirsiniz. Belki bunun iklimle ilişkisini öne sürebilirsiniz. Belki işte ne bileyim iklim insanların daha az çalışmasını getiriyor diyebilirsiniz. Belki oradaki yönetimlerle ilişkisini kurabiliriz. Ekvatorun üzerindeki ülkelerde açlık genellikle görünmediği için o zaman bu kuzeyde mi güneyde mi yaşamakla ilişkili diyebilirsiniz vesaire. Ama
Burada getireceğiniz nomotetik nedensel ilişkinin de bütün Afrika ülkeleri için geçerli olmayacağını görmemiz gerekiyor. Dolayısıyla nomotetik nedensellikte de böyle bir durum var. Daha önce de değindiğimiz gibi, yani toplumsal sorunlarla ilgili olarak doğa bilimlerindeki gibi, örneğin bir cismin yukarıya atıldığında yere düşmesindeki gibi %100 bir kesinlik yok. Ama zaten toplumsal sorunlarla ilgili olarak böyle bir beklenti de yok. Önemli olan, örneğin nüfusun önemli bir kısmı için acaba bizim bulacağımız nedenler bu o neden sonuç ilişkisini açıklayan şeyler mi? Bu açlık olabilir, insanların hangi yönde oy kullandığı olabilir, çocuk yetiştirme davranışları olabilir vesaire. Dolayısıyla örneğin daha önce sözünü ettiğimiz Przewoski'nin araştırmasında diktatörlükle yönetilen ülkelerdeki doğurganlık oranının daha yüksek olduğu ortaya çıkarılmış ampirik verilere dayanarak. Neden acaba? En azından bu kitapta verilen nedenlerden bir tanesi ortalama bir kişinin, bir kadının doğurganı, yani bir yetişkinin doğurması 7 civarında alınmış. İnsanların diyelim ki garanti sağlamak amacıyla daha çok çocuk doğurma yoluna gittiğine bakılarak işte herhangi 7 çocuktan bir tanesinin anne babasına bakma olasılığı vesaire hesaplanmış. Dolayısıyla da belki de hani yapacak daha iyi bir şey olmadığı için çocuk doğurma nispeten diğer toplumlara göre daha belki de kolay bir yol olduğu için, artı ölüm oranları nispeten daha yüksek, dolayısıyla burada da bir denge kurmak amacıyla pekala gelişmiş ülkelerdeki doğurganlık oranından, demokrasiyle yönetilen ülkelerdeki doğurganlık oranından daha yüksek olduğu ortaya çıkmış. Bu bir, yani 40 yıllık bir süreçte bulunan bir sonuç. Bu neden elbette bütün ülkeler, diktatörlükle yönetilen ülkeler için geçerli olmayabilir ama en azından neden sonuç ilişkisi belirtecek düzeyde açıklanmış bir durum. Aynı şekilde oy verme davranışlarını etkileyen nedenler nelerdir? Gene burada herkes, her toplum, her ülke için geçerli bir şey ortaya çıkarmak mümkün değil. Eğer bu mümkün olsaydı o zaman doğa bilimlerindeki gibi bir ilişki ortaya çıkardı. X ise Y. Yani şu kadar eğitim verelim, şu kadar yardım yapalım, işte şu ırktan olanlara bu kadar bilmem nasıl bir etki yapalım, o zaman şu yönde oy kullansın diye. Ama böyle bir şey yok toplumsal bilimlerde. Dolayısıyla da bu tür şeyler, örneğin niye diktatörlükle yönetilen ülkelerde doğurganlık oranı daha yüksek, Fransız devriminin nedenleri nelerdir, İnsanlar niye muhafazakardırlar gibi soruların nomotetik dahi olsa bütün toplumları, bütün grupları içerir şekilde açıklanması mümkün değil. Daha önce de değindiğimiz gibi ideografik model nedenselliği bireysel örneklerle açıklamaya çalışıyor. Ben X partisine oy verdim çünkü o kişi için nedenleri sayıyorsunuz mesela. Ama bu sadece o kişi için geçerli. Öte yandan Türkiye'nin 50 milyon seçmeninin yarısı 12 Haziran seçimlerinde şu partiye oy verdi çünkü açıklaması ise çok daha farklı bir açıklama. Dolayısıyla da toplumsal araştırmalarda da biz nomotetik dahi olsa, yani bütün oy verenler için geçerli olmasa bile kişilerin niye A partisine değil de B partisine oy verdiklerini daha az sayıda değişkeni kullanarak ama en azından nüfusun belirli bir yüzdesi için geçerli bir şekilde açıklama getirmeye çalışıyoruz. Burada bir örnekle ideografik ve nomotetik açıklamayı göstermeye çalışalım. Örneğin, niçin bazı insanlar diğerlerinden daha ön yargılı? Acaba ön yargılı
olup olmamakta eğitimin rolü nedir? Bunu görmek istiyorsak, hani bütün diğer şartlar eşit olduğu takdirde demek lazım tabii burada. Bir araştırmacı olarak böyle bir araştırma sorumuz varsa, iyi tamam o zaman ne yapalım? Biz nomotetik açıklama getirebilmek için birçok olası değişkenden sadece eğitimi seçtik örneğin. Bakalım nasıl bir davranış gösteriyor insanlar, eğitimli oldukları zaman mı daha ön yargılılar yoksa olmadıkları zaman mı? O zaman sahaya çıkıyoruz. Eğitim düzeyini bir şekilde bir sonraki derste buna değineceğiz. Kavramsallaştırıp işletimsel tanımını yapıyoruz. Diyoruz ki işte yani kadınlara, çocuklara, azınlıklara vesaire karşı ön yargı düzeyiniz nedir? Tabii bunu ölçebilmek için de en azından içerik geçerli bir takım ölçüm araçlarımız olması lazım. Ondan sonra çetele tutuyoruz. Ha işte şu kişinin eğitim düzeyi şu, kadınlara karşı ön yargı düzeyi bu. Şu kişinin eğitim düzeyi şu, kadınlara karşı ön yargı düzeyi bu. Şimdi buradaki grafiğe bakacak olursanız, eğitimli, eğitimsiz kişilerin ön yargı düzeyleriyle ilgili olarak aslına bakılırsa bir kalıp ortaya çıktığını pekala görebilirsiniz. Örneğin sol üst köşede eğitimli insanların daha hoşgörülü olduklarını, sağ alt köşede eğitimsiz insanların daha ön yargılı olduğunu görüyoruz. Ama bu doğa bilimlerindeki gibi X ise Y türü bir ilişki değil. Eğer öyle olsaydı o zaman şu sağ üst köşedeki ve sol alt köşedeki gözlerde ölçüm sonucu kimsenin olmaması gerekirdi. Yani bütün eğitimli kişilerin ön yargı düzeyi sıfır, hepsi hoşgörülü. Bütün eğitimsiz kişilerin de ön yargı düzeyi tavan yapmış, hiçbiri hoşgörülü değil gibi bir sonuç çıkması gerekirdi. İşte nomotetik açıklamadan kastımız bu. Eğer %100 böyle bir ilişki olmasa bile biz eğitim ve ön yargı arasında böyle bir ilişki olduğunu ampirik verilere dayalı olarak ortaya çıkarıyorsak, o zaman bu bizim için yeterince tatminkar bir sonuç diye düşünmek durumundayız toplumsal kuramlarda. Ha diyebilirsiniz ki, evet belki eğitimli de olsa ön yargı düzeyi olan daha az sayıda insan var ama onların topluma verdikleri zarar daha fazla. Nasıl ölçersiniz bunu artık? Doğru, belki öyledir, belki değildir. Fakat biz toplumsal araştırma yaparken en azından örneğin bir açıklama modeli diğerinden 1 puan, 5 puan, 10 puan dahi daha fazla açıklama getiriyorsa onu tercih etme yoluna gidiyoruz. Bu ön yargı düzeyiyle de ilgili olsa, suç nasıl önlenir ile ilgili de olsa, başka soruların cevabı olarak da olsa onu tercih ediyoruz. Ta ki bir başka araştırma sonucu, bir başka değişkenin örneğin ön yargı düzeyi üzerinde daha fazla etkisi olduğunu bize gösterene kadar. Burada nedensellik, neden sonuç ilişkisi kurulması için belli başlı 3 ölçüt var. Aslında bu ölçütlerin tarihi çok eskilere dayanıyor. Ta David Hume tarafından önce söylenip arkasından John Stuart Mill tarafından da gündeme getirilen 3 değişken. İki değişken arasında neden sonuç ilişkisi olabilmesi için Stuart Mill diyor ki neden sonuçtan önce gelecek ki çok açık bir şey. Değişkenler arasında korelasyon olacak istatistiksel anlamda. Biri olurken diğeri de olacak ya da olmayacak. Biri artarken diğeri de artacak ya da artmayacak. Gözlenen değişim üçüncü bir değişkenle açıklanamayacak. Yani iki değişken arasında ilişki kurulabilmesi için bu üç nedenin olması gerekiyor. Burada korelasyon ve nedensellik konusu üzerinde biraz daha ayrıntılı olarak durmak istiyorum. Örneğin eğitimle kazanç düzeyi arasında bir ilişki var mı? Normalde
daha fazla eğitim almış kişilerin daha fazla kazanmaları beklenir. Dolayısıyla burada bir nedensellikten söz edeceksek, o zaman bunlardan hangisi neden, hangisi sonuç, bunu ortaya çıkarabilmemiz lazım. Aynı şekilde eğitimle ön yargı arasında bir ilişki var mı? Buna da bakabiliriz. Yani örneğin biraz önceki tabloda gördüğümüz yüksek eğitimi olan kişiler daha mı az ön yargılı sorusuna da aynı şekilde bakabiliriz. Ya da nedensel ilişki söz konusu olduğunda, dikkat ederseniz yukarıdaki iki kutucukta hangisinin hangisiyle ilişkili olduğunu tam olarak belirlemiş değiliz. Yani kazanç mı daha iyi eğitimle ilişkili, yoksa insanlar ön yargı düzeyine bakıldığında bunlar birbirini etkileyen şeyler mi? Yönünün ne olduğu açık değil en azından. Ama eğer nedensel ilişki kurmak istiyorsak, yani sebep-sonuç ilişkisi kurmak istiyorsak, bir önceki slaytta sözünü ettiğimiz 3 ölçütün yerine getirip getirmediğine bakarak iki değişken arasında ilişki olup olmadığını ortaya çıkarabiliriz. O da nedir? Eğitim kazançtan önce geliyor mu? Yani çok fazla eğitim aldıktan sonra mı insanlar daha fazla para kazanıyor? İkisi arasında korelasyon var mı? Yani birisi artarken diğeri de artıyor mu? Örneğin lise mezunu olan kişilerin kazandığı ortalama gelirle üniversite mezunu ya da doktora yapmış kişilerinki fark ediyor mu? Eğer böyle bir korelasyon varsa ikinci ölçüt açıklanmış oluyor. Bir üçüncüsü de bunun dışında bu ilişkiyi açıklayacak daha kuvvetli bir üçüncü değişken var mı? Eğer yoksa o zaman diyoruz ki daha yüksek eğitim daha fazla kazanç anlamına geliyor diye. Benzeri bir şekilde eğitimle ön yargı arasındaki sebep-sonuç ilişkisini de aynı şekilde sokabiliriz. Buradaki tek fark tabii ki nedensel ilişkinin bu sefer negatif bir ilişki olması. Yani eğitim düzeyi arttıkça ön yargı düzeyinin azalması, ki 2'ye 2'lik tabloda biraz önce bunun grafiğini görmüştük. Peki korelasyon ve nedensellik dediğimiz zaman bu ilişki nomotetik açıdan bakıldığında gene toplumun en azından yüzde olarak daha yüksek kesimi için geçerli olan bir ilişki olması lazım. Ama diyebilirsiniz ki iyi eğitim görmüş vesaire ama hala çok iyi kazanmıyor. Ya da iyi eğitim görmüş ya da eğitim görmemiş ama ön yargı düzeyi bir eğitimli gibi pozitif aşamada diyebilirsiniz. Nedensellik ve korelasyonla ilgili bir şey daha söylemek istiyorum burada. Şimdi sebep-sonuç ilişkisi açısından bakıldığında yapılan araştırmalarda araştırma çeşitlerine bağlı olarak acaba korelasyon ortaya çıkarmaya çalışan araştırmalar mı daha değerlidir, yoksa sebep-sonuç ilişkisi ortaya çıkarmaya çalışan araştırmalar mı daha değerlidir diye bir soru sorulabilir. Yani correlational studies dendiği zaman ne kastediliyor? Şimdi korelasyon araştırmalarında sadece gözleme dayalı olarak bir şeyi ortaya çıkarıyorsunuz. Örneğin daha iyi eğitimlerin daha iyi para kazanması gibi. Bu araştırmacının sadece gözlem yaparak, yani ne kadar eğitimlisiniz, kaç para kazanıyorsunuz gibi sorular sonucu elde ettiği verilere dayanıyor. Ama hala çok kuvvetli bir nedensel ilişki anlamına gelmiyor olabilir.
sosyal bilim konularında şu tür bir korelasyon araştırması daha çok betimleme yöntemiyle ortaya çıkarılan araştırmalar. Ancak bazı kişiler derler ki eğer siz gerçekten neden sonuç ilişkisi olup olmadığını görmek istiyorsanız o nedenselliği daha farklı bir yöntem izleyerek ortaya çıkarmanız lazım. Yani örneğin bir bitkilerin gelişiminde hava ve suyun ya da ışığın ne kadar etkisi olduğu durumunda olduğu gibi bitkileri daha küçükten ele alıp su ve ışık ve gübre miktarını manipüle ederek o su verilenlerin diğerlerinden daha iyi bir büyüme gösterdiğini gösteriyorsanız ancak neden sonuç ilişkisi belirten bir araştırma yapmış olursunuz gibi. Yani bir bakıma daha sonraki haftalarda konuşacağımız deneysel araştırma yöntemini daha öne çıkaran bir yapı. Ama sosyal bilimlerde her şeyi deneysel olarak bu şekilde incelemek mümkün değil. İncelenebilirse iyi fakat mümkün değil. Bir diğer nokta korelasyon araştırmalarının nedenselliği tam olarak ortaya çıkaramaz demek de doğru değil. Yani her ne kadar manipülasyon açısından bu kişilere biraz daha iyi eğitim verelim, nasıl ön yargılı olacaklar, diğerlerine daha az verelim, ön yargı düzeyi ne olacak diye bir araştırma tasarlamak zaten ahlaki değil o açıdan bakıldığında. Yapabileceğiniz en iyi şey gözlemek. Ama buna rağmen bu tür araştırmalarda da açıklayıcı, yani neden sonuç ilişkisi belirten kalıplar ortaya çıkarmak mümkün.